Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Çok canım yanıyor baba. Kalbim acıyor. Lütfen bana yardım et. Yalnız bırakma beni. Efendim Seçil. Evet, burada. Sayende uyandı. Anladım Seçil, tamam. Seçil tamam. Hadi teyzem hadi. Teyzen aradı. Okula geç kalmayacakmışsın. Sen tüm gece uyumadın mı? Kızları üzgün olan babaların başları yastığa değmez. Ne oldu? Bu gevşek Kıvanç mı sıktı canını? O Kıvanç denen gevşek benim için mazi oldu artık. Nasıl? Bitti mi yani şimdi? Adamı terk mi ettin sen yani? Adam bitti mi yani? Oyle! Hoppa! Bitti yani. Nihayet iyi bir haber. İşte bak, babasının kızı. Anlatacak mısın ne olduğunu? Ya önemli bir şey değil gerçekten. Hem ben ağlamaya alıştım artık. Yok, öyle olmaz. Tamam, şimdiye kadar bir babalık yapamadım ben sana. Kapı gibi yanında duramadım. Sanırım menteşelerim biraz gevşek çıktı. Ama bu dakikadan sonra değil, kapı kaya gibi yanında duracağım. Anladın mı? Seni biri üzüyorsa eğer karşısında beni bulacak. Taşıyamadın, her yükü ben taşıyacağım. Anlaştık mı aşkım? Anlaştık. Anlatacak mısın şimdi? Ya teşekkür ederim. Ama kendi problemlerimle kendim başa çıkmam gerek. En azından son bir kez daha. Hayal kırıklığımla yüzleşmem lazım. Anladım kızım da ben senin üzülmeni istemiyorum. Hiç istemiyorum. İyi olacağım. Gerçekten merak etme. Her şey yoluna girecek. Bu ergen kafaları beni deli ediyor. Ya dur, dur işte. Minis, ben bırakacağım seni. Bekle, şu üstümü değiştireyim. Antrenmanı yok mu senin? Ya var da fark etmez, olsun. Ben bırakırım seni. İyiyim ben. Gerçekten. Sadece biraz hava almam gerek. Anne günaydın. Uyandırmadın beni. Ne oldu, küs müyüz? Öyle sen susacaksın, ben susacağım. Böyle devam mı edeceğiz? Öyle. Ne zamana kadar? Gittiği yere kadar. Yani yok yere birbirimizi üzmeye devam edeceğiz. Gerekiyorsa evet. Senin aklın başına gelene kadar ikimiz de üzüleceğiz. Nereden biliyorsun üzüleceğimizi? Dün gece olanları unuttun mu? Ne oldu anne? Elinin körü oldu. Adam seni daha ilk günden ortada bıraktı. Ne yapsaydı? Kızı gelmiş kapısına perişan. Kızım benim randevum var, kalamam mı deseydi? Ne yapsın yani? Hem kızıyla daha yeni yeni barışmış, Melis ona yeni güvenmeye başlamış. Hı? O da babalığını yapsın o zaman, düşsün kızlarının peşine. Ama benim kızımın peşini bıraksın. Senin daha böyle çok canın sıkılacak Bahar. Çok canın sıkılacak. Daha sen bu işin başındasın. Bugün büyük kızı çıkacak. Yarın küçük kızı. Onda mazeret çok. Sen de hep böyle bir başına onu bekleyeceksin. Sap gibi. Anne ne alakası var şimdi sapın samanın? Anlamazdan gelme. Anlamazdan gelme Bahar. Göm başını o kumlara. Her şey ortada.
Sen daha neye kalkışını farkında bile değilsin. Ben başkasının kızlarına cici annelik yapasın diye seni bugünlere getirmedim Bahar. Anne yeter! Anne yeter! Üstüme gelme. Aferin kızım. Aferin. Anne özür dilerim. Bahar. Anne tamam. Bırak. Bırak. Anne nereye gidiyorsun? Anne. Anne nereye gidiyorsun? Emine, hadi kızım geç kalacaksın. Geldim. Var mı akşama istediğin bir şey? Ne yapayım sana? Dolma yapayım ha? Halime teyzen kurutulmuş patlıcan getirdiydi. Fark etmez anne, yerim ben. Çantanı anca toparladın değil mi? Akşamdan hazırlasan olmuyor. Sen bir geç kal, göstereceğim ben sana. Kalmam ki. Bisikletimle gideceğim ben. Bırak o bisikleti. Saçmalama Emine. Kış günü okula bisikletle gidilmez. Anne. Donarsın vallahi. Hasta olursun sonra. Hem okulda çalınır malınır Allah korusun. O kadar para vermiş baban. Şey, yazıktır kızım. Yeni yani ne de olsa. Ne güzel, bisikletimle gidecektim ben. Hem zaten çantam çok ağır. Tamam ben taşırım. Ben öndüm. Sen mi taşıyacaksın? Ben taşıyacağım. Oh, bayağı ağırmış yerimiz. Ben demiştim. Ben kaşındım. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Hadi kaçtık biz. Hadi güle güle. Ne koydun lan sen bunun içine? Yavru fil. Yavru değildir o. Aa, Melis abla. Zeynep de geldi mi? Okuldan gelince bisiklete bineriz. Hem benim artık iki tane bisikletim var. Gerçekten mi? İki tane bisiklet. Harikaymış. Demek ki çok paranız varsa. Emine hadi sen okuluna git. Ya sen taşıyacaksın. Yarın taşırım abisi. Hadi okuluna gitsin. Neden geldin yine? Neden? Olup bitene bir anlam verebilmek için geldim. Vallahi boşa zahmet etmişsin. Ne söylediysem o. Başka herhangi bir anlamı yok. İşte önce ben de öyle dedim. Boş ver dedim. Değmez dedim. Ama aklımı kurcalayan bir şey var. Düşündüm, düşündüm. Ben bir anlam veremedim. Yani tamam paraya ihtiyacınız var. Ben dandiye çıktım karşına. Zengin, şımarık, aptal kızın teki diye düşündüm. Ben kendim kaşındım değil mi? Akıllı olsaydım da senin ayağının altında dolanmasaydım değil mi? Ben sana inandım. Aptal gibi bana değer verdiğini sandım. Dedim ki yaşasın. İlk defa birisi benim gözlerimin içine bakıp ne hissettiğimi anlıyor dedim. İşte benim aptallığım da buydu. Senden saklanmayı akıl edemedim. Melis. Tamam, tamam. Böyle insanlar var hayatta, doğru. Para için her şeyi yapan şerefsiz, iğrenç insanlar var. Sen de bunlardan biriymişsin. Tamam, bana rastladı, kabul. Ya ama söylesene. Niye ilk tanıştığımızda düşürdüğüm kolyeyi bana geri getirdin? Şey diye mi düşündün? Hani ben bu kızın güvenini kazanayım, daha sonra ne de olsa kullanırım diye mi düşündün? Senin gözünde ben bu kadar aptal mıyım gerçekten?
Babamla aramı düzeltmek için niye bu kadar uğraştın? Niye bana açtın kendini? Niye yaralarını gösterdin? Onlar da mı yalandı? Ya söylesene, bir insan aynı anda hem bu kadar içten hem bu kadar alçak olabilir mi? Ne bekliyorsun Melis? Özür mü dileyim senden? Özür falan istemiyorum ben senden. O parayı Kıvanç'tan neden aldığını soruyorum. Ne fark eder? Eder. Eder. Bilmiyorum, belki bir şey fark eder. 10.000 lira. Az para mı? Ben hayatımda 10.000 lirayı bir arada görmedim. 10.000 lira bizim için ne demek biliyor musun sen? Biz senin gibi konaklarda yaşayan, kolejlerde okuyan, bale dersleriyle hayatını sürdüren insanlar değiliz. Bir bak şu mahalleye. Burası bizim dünyamız. Burada onurla gururla adamın karnı doymuyor. 10.000 lirayla neler yapılır biliyor musun sen? Emine'ye bisiklet aldım mesela. Evin eksiğini giderini karşılıyorum. Yemek alıyorum, kıyafet alıyorum eve. Ha, bizim çocuklara da attım 3-5 kuruş. Harcı harcı bitmiyor zaten. Lazımsa vereyim. Kapansın bu mevzu. Aldın mı cevabını? Yetti mi? Rahatladın mı? Verdin mi kararını? Değmiş mi aldığıma? Seni 10.000 lira için satmış bir adamın karşısına geçip ne duymak istiyorsun sen? Ya sus, yeter. Ne oldu? Konuş diyordun, anlat diyordun. Zoruna mı gitti? Ağır geldi değil mi? Azmedemiyorsan çek git. 10.000 lira iyi para kızım. Ucuza gittim diye üzülüyorsan sakın bana gelme. Bir daha da karşıma çıkma. Haklısın. Hiç gelmemeliydim. Aptallıklarımdan birini sayardık, arkadaşlarına anlatıp anlatıp eğlenirsiniz. Merak etme, bir daha beni asla görmeyeceksin burada. Kevser Hanım hayırdır? Tarık Bey, biraz vaktiniz var mı? Ne oldu? Bahar'a mı bir şey oldu? Yok. Bahar'a bir şey olmasına izin vermem ben. Siz yüreğinizi ferah tutun. Anladım. Doğru. Beni en iyi siz anlarsınız. Sizin de kızlarınız var. Onlara bir zarar gelmesini istemezsiniz değil mi Tarık Bey? Onları korumak için her şeyi yaparsınız. Her baba gibi. Benim kızımın babası yok. Ama Bahar'ı sahipsiz sanmayın. Ben varım. Şükürler olsun hayattayım. Yaşadığım sürece onu koruyacağım. Benden mi? Herkesten. Ama en başta sizden. Kevser Hanım, benden kızınıza bir zarar gelmez. Tarık Bey, yapmayın Allah aşkına. Ben sizi tanıyorum. Karınızı o kadar üzmüşsünüz ki kadıncağız kahrından ölmüş. Baldızınız gelip her şeyi anlattı bana. Seçin mi? Evinize barkınıza uğramıyormuşsunuz. Çocuklarınız sersefil olmuş. Seçil gelip size bunları mı anlattı? Evet. Gelip bana her şeyi anlattı. Ne söylerseniz söyleyin, kendinizi aklayamazsınız. Bakın. Bahar'dan uzak durun. Benim kızım sizin denginiz değil. Ne haber gençler? Ya benim canım okula gitmeyi hiç istemiyor. Hayırdır? Hakan yok. Kızgındır değil mi hala bize? Bu gevşek ağız yüzünden. Melis'le konuşabilseydik kapandıydık onu o gün. İşte kısmet olmadı. Kısmet olmadı? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Gidip vik 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 konuşuyorsun Sibel'e. Nefes alsak haberi oluyor lan kızın. Oğlum ne yapayım ya? Benim gülüm de böyle meraklı işte. Hem nereden bileyim ben gidip Hakan'a anlatacağını? Ulan fikulun. Vur lan, vur. Vur, rahatlayacaksan vur. Hayır, Sibel yenge niye gidip söylüyor ki? Ona neymiş Hakan'la Melis'in barışmasından, değil mi? Sen niye karışıyorsun ki Hakan'ın işine? La adam 40 yılın başında bir sevecek, bir mutlu olacaktı. Hakan'la sevgili olmasınlar diye kastı da kastı anasını satayım kendisini. Anlamadım ben, Tursun'u mu kuracaksınız lan bu herifin? Ne demeye getiriyorsun lan? Ne demeye getiriyorum? Basbayağı ne demeye getiriyorsun Hakan'la sevgili olmasın diye kastı da kastı falan? Tamam oğlum, yükselme, bir şey demedik. Oğlum, yengeniz gitmiş Hakan'la aramız bozulmasın diye kendi aklınca bir şeyler yapmaya çalışmış. Ona ne lan Hakan'ın sevgisi olmuş olmamış? Tamam oğlum,
Bir şey demedik ki. Demeyin de zaten aga. Abuk subuk konuşma, adamın canını sıkmayın. Abi çok geciktik ya. Sibel! Sibel hadi sene ya. Abi çok geç kaldık, oyalanma. Hele şükür, hele şükür. Kız saçımın rengini mi açtırsam? Kızım sen hangi modelsin ya? Mahalle yanıyor, sen saçının derdine düşmüşsün. Kumral yaptırırım belki. Bak bir kahkül yakışır mı bana? Kahkül mü? Ya şimdi anlaşıldı senin derdin. Ben de diyorum nereden çıktı kahkül? Onun ne işi var sabah sabah burada? Babası burada yaşıyor, babasında kalmıştır. Melis! Ya, ya saçmalama, sana ne? Hayırdır sabah sabah? Neye borçluyuz bu şerefe? Sana ne? Ben sana hesap mı vereceğim? Ay kıyamam. Ağladın mı sen? Sabah sabah uğraşmayayım seninle, git başımdan. Hakan mı ağlattı yoksa? Sana ne? Ha? Sana ne? Aman tamam anladık. Hakan'la konuşmuşsun belli. Yazık. Sonunda anladın değil mi kullanıldığını? Gerçekler ağır geldi haliyle. Bu işler bale yapmaya benzemez kızım. Uf olursun işte böyle. Sibel ne yapıyorsun? Ne sanıyordun kızım? Hakan seninle sevgili mi olacaktı? Ha? Ne işi olur Hakan'ın seninle be? Şş, Melis mi lan o? Ne işi var oğlum orada? Sibel değil mi yanındaki? Hakan sana ilgi göstermeye başlayınca kendini bir halt zannettin. Mahallenin en yakışıklı çocuğu sonuçta. Havası yerinde, karizma desen o biçim. Boşuna aga demiyorlar. Sen de aşık oldun. Bir havalara girdin değil mi? Kendini bir halt zannettin. Sibel, Sibel. Alırlar kızım o havanı senin. Çakılıverirsin yere işte böyle. Anla artık Hakan seni kullandı. Umrunda bile değilsin. Sibel! Söyleyecektiniz bana. Cevap versenize, ne söyleyecektiniz? Hepiniz aynısınız. Uzak durun benden. Saçmalıyorsun kızım sen. Bak mıdır nedir ya? Gelmiş hesap soruyor bir de. Aman yürüyün gidelim hadi. Seninle işimiz var daha bizim. Ne oluyor be? Herkes bitirip de. Ne? Kötü bir şey mi yaptım? Hakan Melis'i kendinden uzak tutmaya çalışmıyor muydu? Hakan Melis'i kendinden uzak tutmaya çalışıyor, evet. De, sen niye Melis'i Hakan'dan uzak tutmaya çalışıyorsun? Aynı şey değil mi? Aynı şey değil. İyi de hani Melis'ten gizliyorduk her şeyi? Bu kız buralarda dolandıkça Hakan üzülmeyecek mi? Sana ne Hakan'ın üzülmesinden Sibel? Ne demek sana ne ya? Bu zamana kadar hangi birimizin derdinde bana ne dedik? Ben şimdi diyorum işte. Sana ne Hakan'dan? Doğru diyorsun. İyi bana neyse. Pardon. Karışmayacağım bundan sonra. Ne halt ederseniz edin.
Tarık? Seçil nerede? Seçil! Seçil! Niye geldin yine sen? Melis nerede? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen benim hayatıma nasıl burnunu sokarsın? Ne diyorsun sen Tarık? Önce soruma cevap ver Seçil. Ne dediğini gerçekten anlamıyorum. Oynamayı bırak Seçil. Baba! Bahar'ın annesine gittiğini biliyorum. Bunu sonra konuşacağız. Zeyno! Sen daha okula gitmedin mi bakayım? Birazdan gideceğim. Daha kahvaltımı yapmadım ki. Kahvaltını yapmadın mı? Sana bir sır vereyim mi? Ben de daha kahvaltı yapmadım. Kurt gibi açım. O zaman beraber yapalım. Hadi gel beraber. Hadi bakalım. Neymiş, çay var mı? Ne yesem, ne yesem, ne yesem. Evet, ne yesek, ne yesek acaba? Acaba. Baba. Orası teyzemin yeri. Otursana teyzesi. Sen davetsiz geldim diye mi bozuldun? Ama teyzen haklı tabii. İnsanlar böyle davet edilmedikleri yerlere paldır küldür gelmezler, öyle değil mi? Başkalarının düzenini bozmazlar, öyle değil mi teyzesi? Bir dahaki sefere haber vererek gelirim. Oldu mu? Affettin mi beni? Sorun değil. Değil tabii. Niye sorun olsun, öyle değil mi? Baba. Hani yıldızları seyrettiğimiz yer vardı ya. Bir de oraya gitsek olur mu? Olur tabii. Tabii ki gideriz. İste ben kızımla uzaya bile giderim. Uzaya nasıl çıkacağız bakalım? Biz astronot muyuz ki? Değil mi? Bendeki de laf işte. Ben büyünce astronot olacağım. Yakışır benim kızıma. O zaman sen de götürürüm uzaya. Olur tabii. Neden olmasın ki? Seninle her yere giderim ben de. Okula gitmezsen nasıl astronot olacaksın akıllı? Hemen kaç. Zeynep, Zeynep. Kahvaltın bitmedi. Doydum ki. Doymuş ki teyzesi. İyi dersler bir tane. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz astronot. Sen ne konuştun Bahar'ın annesiyle? Seçil. Bahar'ın annesiyle ne konuştun sen? Her şeyi anlattım. Senin ne kadar güvenilmez, sorumsuz, tehlikeli bir adam olduğunu söyledim. Hayatımızı mahvettiğini söyledim. Niye? Sen ne istiyorsun benden? Niye uğraşıyorsun benimle? Senin mutsuz olmanı istiyorum çünkü. Çünkü sen mutlu olmayı hak etmiyorsun. Mutsuz olmamı istiyorsun. Niye? Niye? Söyleyeyim niye. Çünkü sen kötüsün Seçil. Kötü. Kızlarımı senden alacağım ben. Bak. Benim ablam senin yüzünden öldü. Çocuklar senin yüzünden ortada kaldılar. Ve ben hayatımı hiçe sayıp onlara annelik yaptım. Şimdi sen hiçbir şey olmamış gibi yeni bir aşka yelken açacaksın. Ve kızları benden alacaksın, öyle mi? Ve bu durumda kötü ben oluyorum, öyle mi? Sen kötüsün. Ve kötülüğün mazereti olmaz Seçil. Ben inadına mutlu olacağım. Duydun mu beni? Kızlarımı senden alacağım. Onlarla bir aile kuracağım ve yeniden seveceğim inadına. Senin inadına ben hayata yeniden tutunacağım. Senin inadına herkesi mutlu edeceğim çevremdeki. Ve senin inadına ben mutlu olacağım Seçil. Mutsuz olan sen olacaksın.
Hakan. Ne olur bir şey yap. Melis'le konuşacaklarını gelip sana söyledin diye Fiko demediğini bırakmadı bana. Sadık'la Ali de bir garip zaten. Gazlıyorlar mıdır nedir? Sanki kötü bir şey yapmışım gibi günah keçisi ben oldum durup dururken. Ne olur bir şey yap. Çok uzadı mevzu. Tamam. Konuşurum. Fikoli uzatmaz. Hakan bak arada ben kötü oluyorum. Ne olur konuş onlarla. Mevzu daha fazla uzamasın. Tamam dedim. Bırak. Niye kavga ediyorsunuz lan benim yüzümden? Niye kırıyorsun kızın kalbini? Tamam arkanızdan iş çevirmiş ama düşünememiş işte. Ne lan siz de aynısını yapmadınız mı? Kafanıza göre hareket etmediniz mi? Oğlum şu haline bak. İyi değilsin sen de. Hadi lan benim yüzümden kavga etmeyin artık tamam uzatmayın da. Aga. Bırak da sevgilimle ne yapacağımı ben karar veririm. Sen karışma bu işe. Tamam lan affedersin. Benim yüzümden kavga etmeyin diye şey ettim. Neredesin kızım sen? Geldim işte. Öldüm meraktan. Fiko ne dedi? Çok mu kötü konuştu? Konuşuyor işte saçma sapan. Sen niye üzgün pozlarına giriyorsun be? Çekip gittin. Beni de attın Fiko'nun önüne yem gibi. İnsan destek çıkar arkadaşına be. Neyine destek olacağım Sibel ya? Melis'i görünce resmen kendini kaybettin. Bazen ağzından çıkan hiç kulağın duymuyor biliyorsun değil mi? Duymuyor evet. Ne yapayım? Ben de böyleyim işte. Ben de böyleyim işte. Ne yapayım? Değiştir kendini o zaman kızım biraz. Bu kafayla daha çok patlar senin lastiğin. Patlasın. Değiştiririz. Tabii canım. Kolay da o kadar değil mi? Zaten alemin bir akıllısı sensin. Bana bak. Fiko kondurmuyor diye rahat rahat at koşturuyorsun ama... ...o çocuk da aptal değil söyleyeyim. Aliler de kıllandı zaten. Abuk sabuk durumlara soktun kendini. Şimdi işin yoksa ayıkla pirincin taşını. Diyeceğim de senin pirincin taşlarıyla 5 katlı bina çıkar mübarek. Ya bir sus artık sen de be. Benim derdim bana yeter zaten. Kim açtı o dertleri başına acaba? Teyze? İyi misin? Değilim. Ne oldu? Yani bir şey mi oldu? Babamla mı tartıştınız? Melis neredesin sen? Babanla konuşmasam nerede olduğunu bilmeyeceğim bile. Beni ne hale soktuğuna bakar mısın? Haklısın. Özür dilerim. Evet dilemelisin. Özür dilemelisin. Çünkü ne zaman arkamı dönsem Hakan denen o çocuğun yanına gidiyorsun. Hakan'ın babandan bir farkı olmadığını nasıl anlatacağım ben sana acaba? Gerek yok. Yani ben her şeyi öğrendim artık. Hakan düşündüğüm gibi biri değilmiş. Kandırmış beni. Başka planları varmış. Teyze ben ona çok inanmıştım. Öyle bir şey yaptı ki. Canım çok yanıyor. Şanslısın tatlım. En azından başında fark ettim bunu. Sonrasında canın öyle mi yanardı ki? Neymiş ki derdin inan bana. Melis. Lütfen beni dinle. Bak. Hakan gibi adamlara güven olmaz. Onun gibi adamlar seni mutsuz eder. Sonra da kendi keyiflerine bakarlar. Seni yarı yolda bırakırlar. İnan bana. Bak bana kızacaksın. Biliyorum bu konuyu açtığım için ama. Bence sen Kıvanç'a haksızlık ediyorsun. Teyze lütfen. Tatlım. Bak gerçekten Kıvanç sana daha önce ne zaman böyle bir şey yaptı? Ben seni ne zaman böyle gördüm? Biliyorum. Hakan'ı Kıvanç'tan daha çok seviyorsun. Ama inan bana, sevdiğinin değil, seni sevenin peşinden git. Yoksa canın o kadar acır ki,
Bir daha kimsenin seni sevmesine izin vermez. Seni üzmelerinden ölesiye korkarsın. Anne hadi aç şu telefonu. Değiyor mu yani benim kadar üzdüğüne? Değiyor mu? Bahar hocam, kime baktınız? Tarık. Tarık Bey geldi mi? Gelmedi daha Tarık Bey. Bir mesajınız varsa ben ileteyim hocam. Yok canım, ne mesajı? Ben öyle merak ettim sadece. Maç malum yakın. Ben bir bakayım dedim. Günaydın hocam. Günaydın. Koç gelmedi mi? Gelmedi daha. Ha, sen geç arkadaşlarımı, gelir koç. Siz niye oturuyorsunuz? Herkes de Tarık Bey'i soruyor. O olmadan olmuyor yani. İyi bakalım. Ben gideyim. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hop! Baba ne yapıyorsun? Kaçar mı lan bu? Oğlum kaçan top olsun, sana bir şey olmasın lan. Sen bana gider mi yapıyorsun? Canım sıkın Hakan, üstüme gelme. Hadi lan. Oynuyoruz mu oynamıyoruz mu? Hadi. Allah Allah. Vermeyeyim lan. Heh. Koç. Bahar Hoca geldi. Seni sordu. Yani? Merak etmiş. O kadar yani. O kadar. Başka bir şey söylemedin mi? Sessiz kalmayı tercih ettim. Niyeyse. Niyeyse. Siz niye oturuyorsunuz lan orada? Hadi kalk kalk kalk. Piko. Ne işi olur? Hiç koç. İyiyim. İyi. Ömer nerede? Ya o manyak okuldan eve koşarken ayağı ayağına mı takılmış? Bir şey alçıya almışlar ona ya. Ayağı ayağına mı takılmış? He. Oğlum bu çocuk niye her yere böyle koşturarak gidiyor? Nereden çıktı bu sakarlık? Sporcu adam, kendine dikkat edecek yani. Artistik hareketler yapmayacak. Şimdi bir ay yoktur sahalarda. Ne yapacağız biz? Bakacağız artık bir çaresine. Gidip bakarım ben oğlana. Siz de gidin bakın arkadaşınıza ha. Ne yapalım? Şöyle karşılıklı bir maç yapıp neşemizi bulalım mı ha? Hadi bakalım. Dur! Önce 15 tur. 15 mi tur? Dursun. 20. 20 tur mu koç? Yok mu başka arttıra? Yok, tamam. 20. Oh! 20 tur! Başka bir şey söylemedi yani. Yok. Ödülünü yapınca bize gelsene. Ben bisiklete bineceğim. Hı, tamam. Emine. Sarılmayacak mısın babaya? Sen hala kızgın mısın bana? Ben seni çok özledim be kızım. Biliyorum çok üzdüm seni. Sana bağırdım. Anneni tekmeledim. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım keşke. Kırılmasın mı ellerim? Sen babaya acıdığın için mi öyle yaptın? Ha? Kırılmasın. Sen hala seviyorsun babayı değil mi? Seviyorum ama. Ama? Çok korkuyorum ben senden. Kızım, kızım korkma. Korkma. Ben sana zarar vermem. Ama abimin de babası değil misin? Onu niye dövdün? Biliyorum.
Çok yanlış şeyler yaptım ben. Ama bazen ne yaptığımı bilmiyorum ben. Ama çok değiştim kızım. Bundan sonra size zarar vermem. Bak eve gelmiyorum diye sakın seni unuttum sanma, olur mu? Hep aklımdasın. Sen, abin, annen. Tek dileğim yine sizlerle birlikte olmak. Ama abim istemez ki. Biliyorum. Biliyorum. Her gün Allah'a dua ediyorum. Hakan da beni affetsin. Tıpkı eski günlerdeki gibi yine bir arada olalım. Ağlama baba. Ah. Hadi. Hadi sen bir an önce eve git. Ben biraz daha sokaklarda dolaşayım. Hadi. Hadi Emine. Oyna, görerek. Önce görerek oyna, sonra görmeden oyna. Gel, gel, gel. Bomboşum, gel. Oğlum. Niye pas vermiyor lan? Duruyorum orada bomboş. Bir kere de ben atayım dedim. Bir kere de benim attığım girsin dedim. Ne oldu? Ne mi oldu yavrum? Fiko, ne olduğunu ben sana anlatayım. Gel. Ver oğlum topu. Ben sana şimdi koş dediğim zaman koşacaksın. Tamam mı lan? Koş. Topu da al gel, topu da. Koş. Anladın mı yavrum? Anlatayım o zaman. Oğlum bu top senden her zaman daha hızlı koşar. Daha hızlıdır. O yüzden biz pas veriyoruz. Şimdi anladın mı? Güzel. Toplan. Geç, geç, geç. Oğlum iki gün sonra maçımız var. Müdüre söz verdik şampiyon olacağız diye. Yani o kadar yüksekten uçmayaydık iyiydi tabii de. Yüksekten uçalım be oğlum. Yağmur olalım. Şimşek gibi çakalım. Ya da toprağa düşüp çamurlara karışalım. Tercih sizin. Ama önce kendinize inanmanız gerekiyor. Anladınız mı lan? Ben inanıyorum oğlum size. Ben size inanıyorum. Neden biliyor musunuz? Sizi ilk gördüğüm zaman ben dedim ki... bu adamların dedim kondisyonları yok. Çalıştırırız olur dedim. Bu adamlar taktik bilmiyor. Çalıştırırız olur dedim. Ama benim sizde gördüğüm bir şey var. Siz takımdınız lan. Siz birbirinizin arkadaşıydınız. Ben dedim ki o zaman işte bu adamlar birbirlerini yarı yolda bırakmazlar dedim. Bunlar birbirlerine güvenirler. Her zaman inanırlar. Beyler. Bakın. Bu yolda sizin mutsuz olmanızı isteyenler olacak. Başarısız olmanızı isteyenler de olacak. Ama siz maçta kaybettiğiniz zaman değil, işte bunlara inandığınız zaman hayatta kaybedersiniz. Anladınız mı lan? Bunlara inat çalışacağız. Bunlara inat kazanacağız. Anladınız mı lan? He Fiko, anladın mı lan? Anladım koç. Anladınız mı? Anladık koç. Anladınız mı? Anladık koç. Hadi bakalım hadi.
Melis. Aa, ne oldu? Bir gelsene bizimle. Ay nereye? Ya bir gel işte, sorma. Ya ben hiç modunda değilim Çiler. Ya gelmen lazım, bir gel. Ama ders var. Ya biz de gitmedik, seni bekledik. Yürü hadi. Ay. Durun. Gel hadi gel. Ya ne oluyor? Ya gel işte sen. İşte geldik. Ya neyin peşindesiniz siz? Ha? Vallahi canım çok sıkkın. Sorry tatlım. Vallahi hiç bana bakma tatlım. Ben Emir Kulu'yum. Haklısın. Benim senin en sevdiğin çiçeği bilmem gerekirdi. Ama artık biliyorum. Kasımpati. Yani adını öğrenmem biraz zor oldu ama neden sevdiğini de anladım. Çok güzeller. Senin gibi. Ya Kıvanç ben... Önce beni dinle. Yani bunca yılın hatırına lütfen dinle beni. Ben çok hata yaptım evet. Yani okey. Belki bazen çok can sıkıcı bir insan olabiliyorum. Kendimi biraz fazla beğeniyor da olabilirim. Zaman zaman bencil de olabilirim. Yetmediyse biraz daha gömeyim kendimi. Sorun değil. Ama ben seni seviyorum Melis. Hakan denen arkadaş bana bir şey öğretti. Benim seni kaybetme fikrine bile tahammülüm yokmuş. Sen de parayla satın alınacak kadar ucuz insanlar için benden vazgeçme. Melis. Ne olur harcama bizi. Ben ne yaptıysam beni affeder misin? Yuh. Yok sana değil, sana değil kardeşim oğlum. Seçim bu kadar ileri gitti mi ya? Tamam senden haz etmiyorum, bunu biliyordum da. Ya bu insanın düşmanı yapmaz lan insanı bu kadar. Düşman zaten düşmanmış be bilir. Tamam yalan yok. Yani Seçil'e kızıyordum falan filan ama sen yokken kadın kalktı İngiltere'den geldi oğlum. İngiltere'den. Sadece çocuklarıma sahip çıkmak için. Dedim kendi kendime haklı lan sana güvenmemekte. Haklı yani. Ama meğer mevzu o değilmiş lan. Mevzu benim mutlu olmamı istemiyormuş yani. Mutlu olmanı mı istemiyor? Hı. Hayda. Oğlum seni kıskanıyor desem... bu dünyanın mutluluğu en son kıskanılacak adam sensin lan. Mutluluk sende ne gezer ki? Evet lan mutluluk bende ne gezer? Hakikaten ya. Yok ama yok. Bundan sonra böyle olmayacak yani. Ulan inat ettim, her şeyi değiştireceğim. Bu ana kadar kırdığım, döktüğüm ne varsa... bunların hepsini yeniden tamir edeceğim. İlk başta Bahar'la başlayacağım. Hocamla başlayacağım. Bir şey bak ha, benim yıllardır yapamadığımı kız bir hamlede yaptı. Helal olsun lan Seçil'e. Yaşayacağım onu. İnadına, dibine kadar yaşayacağım. Ama helal olsun Seçil'e. Vay be. Seçil'e. Seçil'e. Şekeri de bırakacağım. Bırak onu. Bunu da bırak. İyi akşamlar Bahar Hocam. İyi akşamlar Dursun. Hayırdır? İnşallah hayırdır diyelim o zaman. Benim size bir yemek borcum vardı Bahar Hanım.
Onu dün beceremedik ama bu gece olsun mu? Olmasın mı? Olsun Tarık Bey. Papatya. En sevdiğim. En sevdiğim. Aslında böyle romantik zamazingolara pek alışkın biri değilim. Gerçi siz beni biliyorsunuz tabii de. Biliyorum Mehmet. Ben... Şunları bırakayım. Evet, alayım ben. Ben bütün gece düşündüm. Ne istiyorum diye. Sonra bir anda buldum. Ben Bahar'ın mutlu olmasını istiyorum dedim. O mutlu olunca ben mutlu oluyorum. İşte öyle olunca böyle oldu. Oturayım. Aslında ben senden köfte ekmek beklerdim ama sen bayağı aşmışsın kendini. Öyle deme. Köfte ekmek candır. İnsan saygıyla önünü ilikler. Saygılar. Özür dilerim ben. Kapıma gelen kızım olmasaydı, başka biri olsaydı o yemeğe muhakkak gelirdim ben. Biliyorum. Sen yapman gerekeni yaptın. Keşke her zaman yapmam gerekeni yapsam ben. Ama bir türlü olmuyor işte. Beceremiyorum, olmuyor bende. Belki bende eksik bir şeyler var. Çabanı, samimiyetini başkaları fark etmeyebilir. Ama ben fark ediyorum. Ne bileyim, öyle sert kabuğunun altında kaba hallerin. Kaba haller? Evet. Herhalde kibar biri olduğunu iddia etmeyeceksin. Hı. Kandıramadık yani. Yok, kandırdım. Köfte ekmekle de mutlu olurdum. Ama benim için böyle bir şey hazırlamış olman, hele de senin gibi biri, çok özel. Yani kandırdın. Yani beni biliyorsun Bahar. Ben öfkeli biriyim. Yani kontrol edemiyorum kendimi ama içi dışı bir adamım. Ben neyse oyum yani. O yüzden de etrafımda fazla kişi yok. Bir tek bir lira var. O da bana Allah'ın bir lütfu tabii ki. Hala nasıl etrafımda onu da ben bilmiyorum ama. Yani uzun lafın kısası, anla artık nasıl çekilmez bir adamım ben. Arkana bakmadan kaç git diyorsun yani. Öyle mi dedim şimdi? Yani ama gül bahçesine vaat etmiyorsun sonuçta. Ya zaten ben bir gül bahçesi vaat etsem gülden çok dikenini vaat ederim ben. Yani özetlersek. Ben varım Bahar. Eğer sen de varsan ben buradayım. Yiyelim mi? Ben çok acıktım. Evet, ben de çok acıktım. Ne zaman susacaksın diye bekliyorum. Espri miydi şimdi bu? Evet. Sen benim daha kim olduğumu bilmiyorsun Tarık Aksoy. En yakın zamanda tanımak isteriz. Bahar Karagöz. Kesilmiyor. Buz gibi olmuş. Buz gibi. Ama ben bunu ne zaman sipariş ettim? Saatlerce çıkmadın içeriden sen. Ne yapalım? Köfte ekmek. Köşedeki. Kalk. Açmıyor ya. Açmıyor. Mekanda da yok. Delireceğim. Fiko mu? Şu yüzüğünü tak bari. Bir de ona ayar olmasın çocuk. Ay yüzük. Ne yapacağım ben Mercan ya? Alo. Kime diyorum kızım? Cevap versene. Bir karar ver Sibel artık. Susayım mı, konuşayım mı?
Hala onda mısın? Tamam konuş. Ne diyeyim mesela? Hı? Onu da söyle bari. Yok anladım ben seni. Keyif alıyorsun değil mi bu halimden? Ne alaka? Yardım edeceğine taş koymalar falan. Ha, sanki çok lafımı dinliyorsun da kendi kendini soktun çamurun içine debelen dur bakalım. Sonra Mercan mı olur yardım et. Bu saatten sonra kimse çıkaramaz seni oradan. Felaket telalı mısın kızım sen? Ne ayaksın? Abi konuş dedin konuştum. Sürekli suyuna git sürekli alttan al. Yeter be ben de insanım burama kadar geldi artık. Gerçekler acıdır diyordun ya birilerine. Al bakalım sen tat şimdi gerçekleri. Dost acı söyler. Öyle mi? Defol git o zaman. Böyle dost olmaz olsun. İyi. Kendin temizle pisliğini o zaman. Ne halin varsa gör bundan sonra. Abi. Ne yapıyorsun? Hiç. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Sana bir şey diyeceğim. Ama kızmak yok. Ne demek? Ne olduğuna bağlı. Sen bir söz ver önce. Allah Allah. Öyle siparişe göre söz mü verilir? Sen önce söyle ben bakarım. Söylemiyorum o zaman. Hadi hadi söyle çok merak ettim. Kızacağım mı ama? Allah Allah. Ne bileyim sen önce bir söyle. Ona göre bakalım ne diyeceğini bağlı. Babamı gördüm ben. Ne zaman? Bugün ben okuldan geliyordum. Babam da beni bekliyormuş. Ne konuştunuz? Özür diledi. Abi. Ben babamı affettim. Babam çok pişmanmış biliyor musun? Hep bizi düşünüyormuş. Çok özlemiş bizi. Sen hiç babamı affetmeyecek misin? Kapı. Hayırdır gece gece? Hakan Fiko telefonlarımı açmıyor delireceğim. Konuşmadın mı sen? Sibel'in bir suçu yok demedin mi? Konuştum. Benlik bir durum yok. Benim yüzümden kavga etmeyin dedim. Yani neyse söyledim işte. Niye böyle yapıyor o zaman? Niye dinlemiyor lafını? Ne bileyim ben. Dolmuş herhalde çocuk. İyi de ben bir şey yapmadım ki. Tamam sen bir rahat bırak. Bir kafasını bir toparlasın. Bir kendine gelsin. Sonra düzeltirsiniz her şeyi. Düzeleceği falan yok işte. Fiko senin sevgilin değil mi Sibel? Ha? Aranızda ne oldu ne bitti bilmiyorum ama kendi kendinize halledin işte. Bir şey olduğu yok. Melis'e gittiklerini gelip sana söyledim diye bozuk atıyor işte. Ne yapayım Sibel ne yapayım? Fiko'nun ipi bende mi? Getireyim buraya çağırayım. Oturun konuşun. Allah Allah. Hakan bu işi anca sen düzeltirsin. Bak Fiko senin lafını dinler. Ya yalvarırım yardım et. Yap bir şeyler. Tamam bir tane hallederim ben. Hakan. Çok sağ ol. Koç ne güzel dedi değil mi? Siz kardeşsiniz dedi. Birbirinizi bırakmazsınız dedi. Tabii oğlum bırakmayız. Biz kardeşiz. Ahirete kadar. Oğlum ben zaten istesem de senden kaçamam ki. Öte tarafta yine ensemdesin yani. Vallahi tutarım yakandan yapışırım Alişim diye bağırırım bak. Hakan'ı arayaydık iyiydi. Yok lan. Şimdi kapısına dayanırız. Sıkıyorsa çıkmaz. Fiko aç bakayım kapıyı hadi. Ne işin var senin burada? Ne işim olacak be? Ortalıkta yoksun kapı kapı seni arıyorum. Burası benim evim Sibel. Beni Hakan'la mı arıyorsun Sibel? Saçmalama lan. Gülsüm teyze dedin oğlum. Gece gece senin ne işin olur Hakan'la? Ne ima ediyorsun sen be? Anladın sen onu Sibel. Yok, anlamadım. Anlatsana. Cesaretin varsa açık açık söylesene. Konuşsana Fiko. Hadi.
Hakan'la aranda bir şey var desene. Tamam lan, saçmaladınız iyice ha. Saçmalayan ben değilim, arkadaşım canım. Sibel sus. Fiko sen de salak salak konuşma, gece gece kırdırtma bana ağzını burnunu. Ne susturuyorsun be? Atmasın içine. Hatta Hakan'ı da çağıralım, utanmıyorsa ona söylesin. Hakan! Sibel sus kız, saçmalama kızım. Hakan çık dışarı. Sibel ne yapıyorsun Allah aşkına, sus bak kardeşliğimizi yakacaksın ya. Ne oluyor lan? Kafayı mı yediniz oğlum? Kaldırdınız bütün maliyaya. Hayırdır? Hadi canım, arkadaşın geldi, konuşsana. Anlat ona da, söyle. Ne oluyor oğlum, konuşsana. Yok bir şey usta ya, sen bunları bilmiyor musun? Ya siz barışmak için Hakan'la mı medet tutmuyorsunuz ha? Barışacaksanız barışın, barışmayacaksanız barışmayın. Uzayın gidin evinize, değil mi? Hadi Sibel. Sibel hadi. Ne oldu oğlum yine? Yok bir şey usta ya, sen bunları bilmiyorsun, vik vik konuşuyorlar. Hadi sen montunu kap gel, mekanda takılacağız daha. Yok ya, takılın siz, keyfim yok benim. İyi tamam. Fiko hadi. Fiko hadi. Oğlum Fiko, sen ne dediğinin ne yaptığının farkında mısın lan? Ha? Kardeşiz oğlum biz. Kardeş kardeşe düşer mi hiç? İç lan şu çayını. Lan biz sokakta büyüdük beraber. Top oynayarak büyüdük. Dizimizi, dirseğimizi, yüreğimizi kırdık. Şimdi sıra birbirimize mi geldi? Oğlum bak, benim ailem yok. Benim anam da yok, babam da yok. Varım yoğun bir siz varsınız lan benim. Lan sen bir de kardeşsiz mi bırakacaksın? Oğlum bak, kardeş kardeşe ihanet etmez. Aralarına başka birini sokmaz. Ne bileyim lan ben. Duydunuz işte Sibel Melis'e ne diyordun? Ne dediyse dedi. O senin problemin. Adam ol, öğret sevgilinle ne konuşup konuşamayacağını o zaman. Öğretemiyorsan da yol ver gitsin. Tamam ya. Konuşacağım Sibel'le zaten. Ama oğlum Hakan lan. Hakan lan Hakan. Fiko. Ulan Hakan diyor, Hakan. Hakan'ın senin sevgilinle ne iş olur lan? Yok. Aklım almıyor lan, benim aklım almıyor. Sado. Oğlum benim beynim kaynadı, soğutmaya gidiyorum ben. Asıl ben delireceğim lan. Bu nasıl iş böyle Sado? Fiko. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Hakan'ın günahına giriyorsun, biliyorsun değil mi? Hakan lan bu. Hakan öyle şey yapmaz. Ben ona bu dünyada da ahirette de kefilim oğlum. Yemek çok güzeldi. Teşekkürler. Yalnız biraz soğuktu. Değil mi? Ama müzik iyiydi. Aa, müzikler çok güzeldi. Müzik iyiydi. Evet. Neşet Baba çok severim. Ben de. Ne arıyorsunuz? İşte bu gecenin anısını size bir şeyler vereyim. Diyorum Konyalı mendil. Olmaz tabii değil mi? Şey versen su vereyim ben. Aslında bu su ne alakası var değil mi? Yok yok tamam. Aramayın. Şey yapmayın. Yormayın kendinizi. Ataç. Ataç. Yani metaforik manada. Yani birleştiren, kavuşturan manasında. Ha? Bu gecenin anısına. Yani evet. En azından bir anlamı var. Bir dahaki sefere ben de yerim. Ve üşümüş olmayasam. Üşümeyiz yani. Ben yemek yaparım, balık yaparım. Zaten başka bir şey de bilmiyorum. Ya ben onu da bilmiyorum. Gerçekten mi? Ya yanlış yere tezgah açtık desenize. Kabayım. Patavatsızım. Bakışlar. Oha der gibi.
Benim galiba biraz düşünmem gerekiyor. Bence de. Ama yine de bunu saklayacağım. Ne güldük? İyi güldük. Çok iyi güldük. Hep gülelim. Yine gülelim. İyi bakalım. O zaman ben gideyim. Bahar. Buna da şükür. Kabasın. Ama tatlıyım. Hayır, değilsin. İyi geceler. Kibarım ama. Çok. Her güzel şeyin bir sonu var. Anne. Uf, vallahi Allah dışarıda olanlara yardımcı olsun. Zor zor, çok zor. Bir de çiçek almış mendebur herif. Ay, şu çiçeği suya koymak lazım. Şu adamı gördüm ben. Sen bana inat olsun diye mi yapıyorsun Bahar? Anne, Tarık dün gece yemeğe gelemediği için bana bir sürpriz hazırlamış. Ben de beklemiyordum yani. En azından hatasını biliyor ve telafi etmeye çalışıyor. Baksana. Sandığın kadar düşüncesiz biri değildir belki. Onda şuncacık düşünce olsaydı benim ona bugün ettiğim laflardan bir pay çıkarırdı kendine. Ettiğin laflar? Evet. Gittim konuştum. Yani bir anne olarak çıktım karşısına. Hani onun da kızları var ya, beni anlar sandım. Ama nerede? Anne, sen gidip Tarık Bey'le mi konuştun? Evet, konuştum. Yani böyle gayet normal bir konuşmaymış gibi gidip onunla konuştun, öyle mi? Evet. Gittim konuştum. Benim kendi kızım beni anlamıyor ya. Dedim ki belki o anlar. Anne, sen ne yapıyorsun? Çocuk muyum ben? Niye beni aptal yerine koyuyorsun? Çünkü aptalsın. Başına ne geleceğini bilmiyorsun. Sonunu düşünmeden hareket ediyorsun. Ya hadi ben senin kızınım. Ben seni anlıyorum, niyetini anlıyorum. Peki Tarık Bey, o anlıyor mu? Ayıp olmuyor mu kendisine? Ay Bahar, karşıma geçtin, bana şimdi Tarık'ı mı savunuyorsun? Pes kızım yani, pes. Anne, bu adam ne yaptı Allah aşkına, bir söylesene. Kime ne yapmış? Ha yani bu adam sütten çıkmış ak kaşık, öyle mi? Ay bu adam matah bir şey olsaydı baldızı gelip burada beni uyarır mıydı? Seçil. Evet, Seçil Hanım. O kadın benim evime gelip anneme akıl mı verdi? Mecbur kaldı demek ki. O da gelip buraya beni uyarmak zorunda hissetti kendini. Yani ister mi kadıncağız canım el alemin kapısına gelip konuşmayı? Hayır. Yani bu adam ne kadar tehlikeli. Anla artık, bundan bir pay çıkar kendine. Değil mi? Var.
geldiniz. Ah, kusura bakmayın, çalışıyorum. Tamam, elinizi sıkmaya gelmedim zaten. Ama bir kahvenizi içerim. Buyurun. Buraya kadar geldiğinize göre önemli bir konu olmalı. Yani aslında iadeyi ziyaret diyebiliriz. Hem sizinle oturup şöyle uzun uzun konuşamadık hiç. Ne konu hakkında konuşacağız? Tarık olabilir mesela. Ben daha eğlenceli bir şey seçersiniz diye düşünmüştüm. Sizi en çok meşgul eden konuyu seçmek istedim. Bakın, Bahar Hanım, ben bunu yapmak zorundaydım. Neden? Çünkü bir kadın olarak beni uyarmak istediniz. Aynen öyle. Anladım. Ablanız vefat etmiş. Enişte dağıtmış kendini. Siz de Londra'dan kalkıp gelmişsiniz. Çünkü kızlara bakmak zorunda hissetmişsiniz kendinizi. Örnek bir teyze davranışı. Çünkü sonuçta teyze anne yarısıdır. Evet. Hı hı. Yapmam gereken buydu. Ama sonra işler değişti. Tarık çıktı geldi. Kızlarına babalık yapmak istedi. Siz de endişe ettiniz. Çünkü maddi durumu iyi değildi. Sizin bu sağladığınız konforu kızlara sağlayamayacaktı. Üstelik yine her şeyi eline yüzüne bulaştırmayacağı ne malum, değil mi? Bravo. Beni gayet iyi anlamışsınız. Zaten buraya kadar her şeyi gayet iyi anladım. Kızları Tarık'tan korumak istemeniz, hatta kendinizi bunu mecbur hissetmeniz çok doğal. Yalnız benim anlayamadığım bir şey var Seçil Hanım. Siz beni niye Tarık'tan korumaya çalışıyorsunuz? Çünkü ablamın düştüğü duruma sizin düşmenizi istemiyorum. Neden? Beni bu kadar çok mu önemsiyorsunuz? Daha doğrusu soruyu şöyle sorayım o zaman. Sizin için önemli kişi ben miyim? Siz ne demek istiyorsunuz Bahar Hanım? Bence gayet net. Üşenmeden kalkıp evime geliyorsunuz. Annemle konuşuyorsunuz. Bugüne kadar yaptığınız her şeyi kızlar için yaptığınızı sanıyordum. Ama şimdi durumu gayet iyi anlıyorum. Sizin bana karşı tavrınızın bir tek nedeni olabilir bence. Ama şimdi burada söylemek istemiyorum. Çünkü siz gayet iyi biliyorsunuz. Ne demeye çalışıyorsunuz? Tarık bilmiyor olabilir ama ben her şeyin farkındayım demeye çalışıyorum. Ayrıca Tarık'la ilgili alacağım kararlarda etkili olacak olan kişi siz değilsiniz. Bunu böyle bilin. Eğer bir şey yaşanacaksa o yaşanacak. İyi günler. Sağ olun. Başka sefer inşallah. Teşekkürler.